ifade özgürlüğünden yanayım ama işte kutsallarım üzerinde de asla eleştiri yapılmamalı şeklinde aslında ifade özgürlüğünün tanımına aykırı olan bir konuda ciddi bir %74'lük bir sağ oy var. Bunda sadece %23 hayır demiş, yani kendini sola yerleştirmiş. Mesela çocukların yetiştirilmesi konusunda da öyle, işte çocuklar büyüklerin sözünü dinleyerek yetiştirilmeli. Büyüklerin sözünü dinlemezse kötü yetiştirilmiş demektir. Bu da mesela gelenekselci sağ bir bakış. Buna da %60'lık bir destek var. Sol ise şeyde mesela öne çıkıyor. Özgürlükler mi, güvenlik mi, toplum hangisinin üzerine oturmalı dediğimizde özgürlük konusu biraz öne çıkmış, güvenlik daha aşağı gelmiş. Bir de suç işlenmesini önlemek için polis, güvenlik kuvvetleri kanunları ihlal edebilir gerektiğinde dedik. Burada da gene yaklaşık birbirine eşit sayıda insan ama sola yatanlar, yani buna hayır böyle olmamalı diyenler biraz daha fazla. Yani yine burada da dediğim gibi genel bir ilke koyduğumuzda biraz içeri doğru gittiğimizde sağa, işte kamusal şeyler, güvenlik kuvvetleri falan gibi şeyler söylediğimizde biraz daha sol, yine o iç dış ayrımının biraz yine kendini gösterdiği bir şey görüyoruz ama ifade özgürlüğü gibi, haklar ve özgürlükler gibi, hukuk devleti gibi konularda başka araştırmalardan da gördüğümüz böyle şartsız ve koşulsuz bir destek yok Türkiye'de. Evet. Yani bu konu ne yazık ki hani demokrasinin en temel kültürel değeri olan bu konu biraz sallantıda bir konu. Yani ciddi bir problem var burada.